Merhaba sevgili satranç severler. Bugün pratik günü ama sizin pratik gününüz. 10 artı 5 oynayacağım arkadaşlar. Ve daha sonradan maçları analiz edeceğim. Hatta 5 artı 3 de oynayabiliriz. Daha sonra maçları analiz etmek için. 10 artı 5, 5 artı 3. Canlı yayınlarda da kendi 3 artı 2'mi oynayacağım. Bu arada 2600 olduk tekrar arkadaşlar. Yaşasın 2600 olduk. 10 artı 0'a da basalım. Bir tanesi gelsin artık. Evet, London sistem çok istiyordunuz. London sistem oynayalım bakalım. Ama E4, D4'e C6 oynadı. Bizi vazgeçiremez London sistemden diyoruz. Evet, fil F5 veya fil G4 çıkacak. Bu fili dışarıda bırakmak mantıklı. Ha, Schlechter tarzı bir şeye döndü. Bir H3 sürelim. Fil G4 gelmesin. Fil D3 çıkalım. Fil F5'e. Ki fil F5 oynanabilir burada. E4'ü destekliyor çünkü aldığımızda bu piyon yapısı kötü olmayabilir. Ama rok attığı için bu sefer fil F5 oynarsa alıp G4 sürmeyi planlıyordum. Şimdi E5 sürme fikri var. Peki biz bu açılışı agresif oynayabilir miyiz? Vezir E2 ya da vezir C2 oynasam. Şimdi G4 ile bir atak başlatsam diye düşünmüştüm. E5 sürecek muhtemelen. Alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Uzun rok atalım. Şimdi E4 sürmek istiyorum ben. G4, at F6'ya belki E4. Sonra F4 ile devam edeceğim. Tabi arada bir şah B1 de kaçmak güzel olur. G4 oynasak. Fil E6'ya şah B1. Şimdi C4 oynamaz mı? Çok ihtimal vermiyorum C4'üne. Kale H-E1, F4 sürmek istiyorum. Şu an F4 süremiyorum. Çok ihtimal vermediğim hamleyi yaptı. Fil G2 çekeceğim arkadaşlar. D5'e baskı. At F3, at D4 de gelebilirim. Şimdi at çarpı C4 bir tehditti. Evet, şimdi F4. F4'ten sonra E4 oynasam. Merkeze atacağım. E5 istiyorum şu an. Ben de vezir kanadından saldırıya karşı şah kanadına ve merkezden bir atak yapıyorum. Şimdi at E4 alsam. At E4 alırsak vezir boşta. File 4. Neden böyle bir şey yaptı? Kale D6 oynarsam ne yapıyor? File E4 alıyor. Şah çekmiyor olsaydı kale D6 olurdu. At F6 şah çeksek. Peki şimdi. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler arkadaşlar. G5'e ne yapacak? Bir bakalım. Savunmaya bağlı taşlar var. E7 kalesi savunmaya bağlı. B7 fili savunmaya bağlı. Aşırı yüklenme olabilir bu kalede. Şimdi veziri kovduğum zaman G5'te. Kale D1 oynarsa F6'yı alıyorum. Kale D1, vezir D1, fil G2 oynadığında bu konum artık kazanç oluyor. G5'e vezirini E7'yi koruyacak hiçbir yere kaçamıyor gördüğünüz gibi. Kalite kaybetmek zorunda. Kalite diyorum. Vezire kale fil olmak zorunda artık. Çünkü kale kaybediyor. Yani neye dikkat ediyoruz arkadaşlar? Merkez bakın açıldığı an ciddi bir baskı oluştu. Peki burada çok ilginç bir durum. Kale D6'ya kale E1. Kale D1 kapattığımda analiz tahtasına bir gidelim. Yalnız bir şeye bakmam lazım arkadaşlar. Güzel. Analiz tahtasına geçtiğimde değişmedi. Şimdi D4, C6, at F3, D5, fil F4, at F6, E3, G6. Schlechter dedik bu varyanta. G6, fil G7, C6, D5'li sistemler. H3 niye oynadık biz burada? Filin G4'e gelmesini istemiyorum. Çünkü piyonundan da beyaza koyduğu için konumu kapatıyor. Fil G4 gelip F3 almasını istemiyorum. Fil G7, fil D3. Rok.
At BD2. Şimdi burada fil F5 yaparsa beyazlar rok attıktan sonra fil F5 oynanabilir. Yani şöyle düşünelim. Bir tempo kaybettirmem lazım. Kale E8 rok. Fil F5. Bu kötü değil arkadaşlar. Fil F5 GF5'ten sonra E4 karesini destekliyor. E6 ile F5'i destekleyecek. Kötü bir yapı değil ama ince bir fark var. Roku geciktirmemin sebebi. Burada fil F5 yaparsa alıp G4 çok etkili geliyor. Hemen H dikeyini açmak istiyorum eğer G4'ü alırsa. Almazsa F5'i alacağım. Piyon öne geçmek istiyorum. E6 ile korursa bu piyon yapısı çok kötü ve G dikey açılıyor. G4 etkili oluyor bu konumlarda. O yüzden bekledim ben. Rakip at BD7 oynadı. C3. Kale E8. Şimdi E5 sürmek istiyor artık. Bunun farkındayız. Vezir C2. At H5. Fil H2. E5. D5. At E5. At E5. Fil E5. Fil E5. Kale E5'e uzun rok attık. Fikrimiz ne? E piyonunu tuttuktan sonra kale H1'de G4, F4 sonra E4 oynamak. Bakın merkez açıldığı zaman açık merkezlerde çok etkili oluyor taşlar. YouTube kampımızdaki anlattığım konuyla açık merkez konusu. Piyonlardan oluşmayan, taşlardan oluşan merkezler ne kadar etkili olduğunu bu aslında güzel de bir örnek oldu bu. At F6, G4. Fil F5'leri kestim. Taş değişmesini istemiyorum. C5, şah B1. Profilaktik bir hamle şah B1. C2'ye açılabilir. D4 sürebilir. Çok tehlikeli olmuyor fakat yine de şah B1 kaçıyoruz. Kale H1 direkt öneriyor. Daha mantıklı. C4, fil F1. B5, fil G2. Fil B7'ye at. F3 öneriyor ama kale H1 de kötü değil burada. A5, F4. Kaleye de E4. Merkezi hemen açıyoruz burada. Vezir B6 oynaması lazım. Evet. E5 oynayacaktım vezir B6'ya. Vezir B6, E5. At D7 kaçtığında. Şimdi at F3, at D4 gelme fikrim var. D5'e baskı yapmak istiyorum. Yapamıyorum ama şu an. At F3'ün diğer fikri de F5 sürmek. Karşılıklı bir atak başlatıyoruz burada birbirimize. E6 fikriyle oynayabilirim. F5 oynayabilirim burada. Ben de E6 istiyorum. Konumu açmak istiyorum. Karşılıklı bir atağın olduğu konum oluyor. Burada D4 kötü hamle. At E4'ten sonra taş kaybediyor. Vezir B6. At F6. Vezir F6 G5. Evet burada kale E1 oynayacaktı. Söylemiştim. GF6. Kale D1. Vezir D1. Fil G2'den sonra burada birçok şekilde kazanabiliyorum. Veziri H6'ya getirmek önemli. Vezir E1, Vezir H4, Vezir H6 oynayabilirim. Bu birinci opsiyonum arkadaşlar. Vezir G4 oynayabilirim. Vezir H4, Vezir H6 için. Bu da ikinci fikrim. Yani burası artık kazanç konum oluyor. Peki bir tane daha oynayalım. 16-0 daha çok çıkıyor. Evet E4. E4'de Karokan isteyenler vardı. Karokan oynayalım hadi. Canlı yayında Karokan çok isteniyordu. Bakalım hangisini oynayacak? At C3, at D2, E5 veya E5. F3'lü sistemler de var tabii ki. Ne oynayacak merak ediyoruz. Değişmeyi tercih etti. Şimdi bakın. Deminki Schlechter konumda gibi Filfe 4'lü Landron oynamıştık ama At F3 Filfe 4 rakip G6 Fil G7 oynamıştı. Aynı mantıkta şimdi ben oynayacağım. Evet artık Filfe 5 çıkabilirim burada. Rok atıldığı için. Rok atalım. At BD2 veya At A3'den gelişebilir. At A3, At C2, At E3. Ama çok sıkıntı değil. Bunları değişebilirim. Değişmeyi tercih etmedi. Bu şekilde değişeceğim. Şimdi bundan sonra E6 oynadığımda artık beyazda kalıyor bütün piyonlarım. Şimdi At E4 de gidebilirim. Bütün piyonlarım beyazda sağlam. Bu yapıya karşı B2, C3, D4 yapısına karşı A6, B5, B4, bir atak başlatmam gerekiyor. At E4, At D6 da yerleşebilirim. F3 sürmesini isteyebilirim ama buna C4 sürer mi? Düşüncem o. Benim B5 sürmem lazım. Bu fil de aslında etkili bir fil. Çünkü kale B8, B5 istiyorum ama B5 süremiyorum. A6 süreyim. Şimdi B5 süreceğim.
bebeşimi engelledi. Şimdi bu fili AT4 oynasam C4 oynayacak ama C4'e at D6 da gelebilirim. İzole piyon kalıyor karşılıklı. Kale C8. Fikir değiştirdim arkadaşlar. Bebeş süremiyorum. Şimdi at A5, at C4 fikriyle oynayabilirim. Bakalım nasıl devam edecek iş. E2'deki at biraz garip duruyor. Bu at da buraya gelsek. C4 karesine oturmak istiyorum. Fil kuvvetli bir fil. Benim de filim bu çaprazda baskı kurmak istiyordu B5-B4 fikriyle ama şu an yapamıyorum. Yani B5-B4'ün mantığı ne? Nefesim kesiliyor. Şey tütsü yaktım da. Duman niye bana geliyor anlamadım. B5-B4'ün fikri ne arkadaşlar? B5-B4'ün fikri eğer C4 alırsa D4 piyonunu zayıflatıyorum. Tabii ki B4'ü bedava vermiyorum. D4 piyonunu zayıflatıyorum. Almazsa ben BC3 aldığımda BC3 alınca C3 piyonunu zayıflıyor. Şimdi at E5 oynamak isteyebilir. At C4 oynayıp rakibi B3 sürmeye zorlayalım. Evet, B3 sürmeye zorladık. Başımız göğe erdi mi? Erdi. Şimdi at D7 geleceğim. At E5 oynamak istiyor. Bir H5 oynayıp ey yolcu nereden gelip nereye gidiyorsun diye bir soralım arkadaşa. Evet, aktif atın değişiyorum merkezde. Vezir D7 geleceğim. Şimdi benim merkezde aktif atım var. Onun pasif atı var. C3 piyonu zayıfladı. Buradan bir baskı kuruyorum. Peki vezir B6 oynasam. C4 oynamak istiyor aslında. C4'ü bu şekilde kessem. Şimdi vezir B6 oynamak istiyorum. Yani atı korudum. C4 oynadığında DC4 de alabilirim. Vezir B6. Şimdi kale F8 gelip at D7 yine oynayabilirim. Kale F8. Belki de at ED6, at FE4. Bu manevrayı niye yapma ihtiyacı hissediyorum? Yani şimdi at F5'e gireceğim. At D7. Buna vezir B6'da olduğu için değişmek zorunda kalabilir. Alacağım. Şimdi D4'e basacağım artık. Hedef D4. C4 sürerse at F5 oynayabiliriz. Evet, kuvvetli bir fili var demiştik ama burada şimdi garip kaldı fil bu çaprazda. At G6, at H5 bir şey istemiyor. Fil H6 ile bu atı yok etmek isteyebilirim ama istiyor muyum yok etmek gerçekten? Mesela at F5 gelsem G4 riskli bir hamle sürebilir mi? Kale C7 gelip C3'e baskı yapabilirim. Fil çarpı D4 istiyorum mesela kale C7 geldiğimde. Fil çarpı D4 bir ciddi bir tehdit. Atı 2 geri kaçmak zorunda ama da kale C6 oynayabilirim. At G6 fedası yapabilir mi? Kale C7, at G6. FG6. Vezir G6. At F5 oynasam C7'yi alacak. Kale C7 alsam çok piyon vermiş oluyorum. H5'i de alıyor. At G6 bir tehdit olabilir. Belki vezir D8 gelebilirim. At G6'yı kesmek için vezir F6 oynayacağım.
rakibe şans vermemeye çalışalım. Şimdi kaleciye de istiyorum. Aa, şimdi bunu alırım ama. Şimdi D5'e at E7 oynayabiliyorum. D5 piyonunu almak istiyorum çünkü. Evet, burada at E7. D6 süremiyor. Kale D6 var. Açmaz da D6 alamıyor. Şimdi tehdit. D5'i almak. Suyumuzu da içelim. Bol bol su için arkadaşlar. Sponsor aldım. Sponsor aldım artık. Suyu bedava içiyorum. Şimdi kale C1 alıyoruz. Ve kale D5 alıyoruz. Pir. Bir piyonla bir de piyonu birleştirdim. Pir çıktı arkadaşlar. Bir piyon öne geçtik. Bu bizim açımızdan güzel. Aynı renkli filler. Siyah karelerde bir zayıflık var. Şah o yüzden zayıf kalabilir. Dikkatli olması lazım. Uzak geçer yaratma fikrim var. Yani iki kanatta da piyonlar var. Bunların hepsi bizim lehimize. Bir de daha yakışıklıyız. Arkadaşlar YouTube kampına inanılmaz ilgi gösterdiniz. Bir grup kapandı. Diğer grup da kapanmak üzere. Ama yine mailler geliyor. Yeni bir grup açabilirim uygun saatler olursa. YouTube kampı dediğim. Yani YouTube takipçileri için yaptığım bir kamp. Ücretli bir kamp. Bana mail yoluyla ulaşabilirsiniz. Katılmak istiyorsanız güzel avantajları da var bu kampın. Ücretsiz bazı içerikler de var. Yani ödediğiniz ücretin içinde olan. Evet, benim değişim yapmam lazım. Vezir ve kaleyi değişirsem kazanıyorum. Ama nasıl yapacağım bunu? Vezir ve kaleyi nasıl değişeceğim? Şimdi kale D2 gelsem bir kere D1'i korumak zorunda. Vezir F1 gidebilir. Yoksa değişiyorum kaleleri. Evet, şimdi vezir de pasif, kalesi de pasif. Burada vezir D4 gelsem ben A4'ü istiyorum. Vezir F2 istiyorum. Fil G1 geldiğinde vezir A4 alacağım. Söyle bakalım Alican. Böyle gelsem. Şimdi güzel olan şey şu. Vezirleri değiştiğinde kale C7 inip B7'ye baskı yapamıyor. Taş kaybediyor. Kale C8 şah çekip şah H7'ye kale C7 yine inemiyor. Taş kaybediyor. Neden taş kaybediyor arkadaşlar? Çünkü vezir F2'ye kale F2. Son sıra zayıflığı var aslında. Kale C7 veya şah çekti. Kale C8 şah H7 geldim. Neyse, arkadaş gösterecek şimdi. Şunu yiyeyim, otomatik hamle yapsın. Tabii ki bunu analizde göstereceğim. Yapmamız gereken şu an nedir? Kaleleri değişmek. Hep beraber tekrarlıyoruz. Kaleleri değişmek. Kale A2 gelsem kale A1 istiyorum. Şah H2 gelmek zorunda. Ben şöyle bir kale A2'de şansımı denesem mi? Kale B2 mi oynasam direkt? Fil B6 mı oynar? Kale A2 bir gelin. Şah H2'ye kale B2 geleceğim. Fil B6'ya file 5 şah çekeceğim. File 5 şah çekeceğiz. Aferin. Ben zaten bunları değişmek istiyordum arkadaşım. Artık çok rahat kazan. Sabit bir zayıflık. Burada teknik. Tekniğe bile gerek yok. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Koşuyoruz. Dur bir dakika, şimdi file 5 oynar bilerek. Koşuyoruz. Koşuyoruz. Şimdi alırsam F'le alacak, bir geçer piyon yaratacak.
O yüzden ne yapıyoruz? Almıyoruz. Aferin. Böyle efekt yapıyorum artık arkadaşlar kendi kendime. Kafayı yedim. Aa, şimdi alırım artık. Alırım anahtarını artık. Gel bakayım şuradan fil ve dördü. Şah C3 oynar belki. Tempo ile getirir beni. Şah C3 oynarsa fil ve dört oynayacağım arkadaşlar. F5 burayı da sabitleyeceğim. Sabitledim burayı da. Fil ve dört oynamıyorum. Varsın beni görmedi zannetsinler fil ve dördü. Şah kardeşim. Bir dakika. Şimdi burada hesap yapmamız lazım. Fil A5, fil A5, şah A5, şah E5. Şah B4, şah F5, A5, şah E5, A4, şah E6, A4, F5, A3, F6, A2, F7, A1, F8, şah. Ama şöyle bir durum var. Fil E5, fil A5, fil A5, şah A5, şah E5, B5. Şah F5'e B4. Şimdi B3, B2 vezir çıkacağım. Şah E4 oynadığımda şah A4 oynuyorum. F5'e B3. Şah D3, şah A3, F6, B2, F7, B1, şah çekiyorum. Yani B piyonu sürürsem, sürdüğüm zaman kazanıyorum. Sürersem kazanıyorum. Yani biz o kadar şey hesapladık. Aşık olsun. Gel bakalım sen. Ver o fili. Fil C'ye döneceğim. Şah E5'i keseceğim. Fili eğer B8, E5 çaprazından kaçarsa. Aa. Şah. Sonra yürü Yakub'um. Yürü Yakub'um pardon. Kazandık. Zevkliymiş ya 10 dakikada. Bu mu yani? Ters köşe değil ki. Neden heyecanlandım bu kadar? Evet, gelelim analiz tahtamıza. E4 cevap D4 D5 Karokan E5 Karpov'un çok tercih ettiği bir varyant. CD5'e fil D3 yerine C4'de oynanıyor genelde. Yani C4 at F6 at C3 at C6'ya at F3. Burada fil G4 de var. E6 da var. Ben zamanında beyazlar çok oynadım bunu. Panov atak C5 sürüyordum. Fil D3 at C6 C3 at F6 at E2'ye G6. Evet, şilehler oynayalım bu sefer dedim. O duble piyon yapısının kötü olmadığını göstermek için. Rok fil G7. Fil F4 rok. At A3. Tabii ki at D2 at F3 daha mantıklı. Şimdi D5'e baskı yapmak için belki at A3'den C2 E3 geliyor ama burada pasif kaldı. E6 sürüyorum ve D5 E6 hiçbir şekilde yanaşamıyor. E6 atı biraz garip kaldı. At D2 oynasaydı burada. Mesela fil F5'e at F3. E5 karesi için oynayacak. Yani merkezdeki kareler burada çok önemli. Çünkü simetrik konumlarda merkez karelerin ele geçmesi gerekiyor. Evet, at A3. Fil F5. At C2. Fil D3. Vezir D3. E6. Ne yaptık biz piyon yapısında? Beyazlara koyduk piyonlarımızı. Şimdi fikrim Cazbat piyon yapısı şeklinde bir yapı oluştu. B5, B4 oynamak ama kolay değil. Yapamıyoruz bunu. H3'e A6. Şimdi B5 sürmek istiyorum. A4. Neden A4 sürdü? B5'imi engelledi ama bu sefer de C4 karesini zayıflattı. Çünkü B3 sürdüğünde C3 de zayıflıyor bu sefer. Aslında A4 C4 karesini zayıflatmadı. Bana C4 karesine oturup oyun imkanı vermeye başladı. Çünkü A4 de bir hedef olabilir. B3 sürmeye zorluyorum rakibi. Kale C8. At E3. At E4.
Flash'ki. Burada C4 de sürebilirdi. C4'e dokunmamayı düşünüyordum ben. At B4 oynanabilirdi. At A5 oynanabilirdi. D5'teki piyonla D4'teki piyona baktığımız zaman benim için daha avantajlı. Yani şöyle göstereyim. At A5 geldim. D5 aldı, aldım. İki tane izole piyon ama benim filim onun izole piyonuna basıyorken onun fili benim izole piyonuma basamıyor. Yani böyle bir avantajım vardı. Flash'ki oynamayı tercih etti. At A5. At G4, at C4. Evet, B3 sürünce bir zayıflık oluştu. At B6 niye döndüm? At E5 oynarsa at D7'den değişmek için. Kale F1, H5. At E5, at D7. Aktif taşı değişiyorum. At F3'e, at DF6. At E5'e vezir B6. Şimdi B3'e baskı yapıyoruz. Kale AB1, kale FD8. F3, at D6. Hedef yine C3 piyonuyla beraber at F5. Bazı numaralarımız var burada, motiflerimiz var. Atları değiştiğimiz zaman at F5'ten sonra at D7, at D7 değiştiğimiz zaman C3'e feda yapabiliyoruz. Biz C3'ü aldığımız zaman D4'ü alıyoruz çünkü. Çatal atma fikirleri olabiliyor, kalite feda etme fikirleri olabiliyor. Bundan dolayı atı F5'e koyma fikrimiz var. Şah H1, at D7. At D7, kale D7. At F4, vezir D8. Şimdi burada ben kale DC7 düşünmüştüm ama bu çok hoşuma gitmedi. At G6, F G6, vezir G6. Şimdi birincisi E6'yı istiyor, D6'yı almak istiyor. Atı açarsam bir yere, at F5 açarsam, yani korursam, vezir E6 var. D5 düşüyor, H5 düşüyor, hepsi düşüyor. Atı açtığımda fil C7, kale C7'ye vezir H5 gördüm ben. Bu hoşuma gitmedi. Burada ara hamle yapabilir miyim veziri isteyebilecek? Yani D4'ü alabilir miyim? Çok hoşuma gitmedi. Şah kanadım dağılıyor. O yüzden vezir D8 oynadım. Şimdi vezir D8, at G6 alması artık mantıksız oluyor. Çünkü vezir F6 gelebiliyorum. Şimdi ben de C3'e basacağım. H5'i verdikten sonra da vezir E8 gelebiliyorum. Her iki piyonu koruyorum. Yani feda gereksiz olmuş oluyor. C4, DC4, BC4, at F5. Artık D4 bir hedef. D5, at E7. Ve bir piyon öne geçtik. Vezir E4. ED5, at D5, at D5, CD5, kale C1, kale C1, kale D5. Buradan sonraki teknik nedir arkadaşlar? Ağır taşları değişip kazanmak. Vezir E2, kale D2. Şimdi vezir F1 dışında vezir E1 vardı bir de. Vezir F1'e, vezir D4, A5. Şimdi bu bir zayıflık artık benim için. Çünkü siyah renkli filler var. Vezir F2, evet burada bahsediyordum. Vezir F2, kale F2. Şimdi kale C8, şah. Şah H7. Kale C7 yapamıyor çünkü son sıra zayıflığı var demiştik. Kale F1, bakın şahın gidecek yeri yok. Yine aslında sıkıntısı var. Şimdi fil D4'ten sonra taş kaybediyor. Yani son sıra zayıflığından dolayı fille oynamak zorunda. Bu sefer de kale A2, kale A1 istiyorum. Şah H2 tek hamleydi, görmedi. Ona fil kale B2 oynamayı düşünüyordum. Fil B6 oynarsa kale C7 için buralara baskı. Şimdi fil E5 ile C7'yi tutuyorum. Şahı geri kaçtığımda H4 fil G3'ten sonra artık şah zayıf. Kale ayrılamıyor. Sonra F5 süreceğim. Şaha yanaşacağım. Kaleleri değişmeye çalışacağım yine. Kale 2, kale E1 ile. Yine kazanç olacak. Ama rakip tabi burada kale A2'den sonra görmedi kale değiştiğimi. Ve bu artık çok rahat kazanç oldu. Şahı yanaştır. A5'i al. Şimdi burada bunu almak kötü mü değil. Bu şekilde bile bağlayabiliriz ama H4, H5 karşı bir şans oluşuyor. Ne gerek var? Buradaki piyon yapısı bizi tedirgin etmiyor. Geçer yaratamıyor. Şahla gelip saldırabilir. Fil C3, fil A5 oynarım. Bu piyonları toplayana kadar ben vezir çıkıyorum zaten ki. Yine de bunu oynaması gerekirdi. F4 kötü hamle. Bakın burada fil C3, fil B4. Bu hemen kazanıyor. Ama ben bunu da sabitlemek istedim. Şimdi artık alıyoruz. Biz burada bayağı hesap yaptık gördüğünüz gibi. Şimdi burada şah B5 oynarsam bu vezir finaline kalıyor arkadaşlar. Bu şekilde şah B5, şah F5. Pardon, ben görme engelliler için de söylüyordum genelde. Şah fil A5, şah A5'ten sonra şah E5, şah B5, şah F5, A5, şah E6, A4, F5, A3, F6, A2, F7, A1 vezir. F8 vezirden sonra vezir finali oynuyoruz. Bu da kazanç olacak fakat riskler var. Ama biz burada fil A5, şah A5, şah E5'e B5 oynarsak farklı. Bakın şah F5, vezir çıkacağım dikey çaprazdan. B4, şimdi normal gelirse şah E6,
Hesap yaptığımız zaman B3, F5, B2, F6, B1 vezir çıkıyorum ve kazanıyorum. Tempo öndeyim. Ama B4'e şah E4 oynarsa halen bakın benim çaprazımda şah E4. Tempo kaybetmedim ben çünkü sürdüğü an bakın 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Şimdi ilk hamleyi yaptığımda ben oynuyorum. Aynı anda vezir çıkmıyor çünkü şah çekiyorum. Fark bu. Peki burada devam ederse şah D3 ile B3. Şimdi şah C3'e şah A3 var, vezir çıkıyorum. F5 oynarsa şah A3. F6 bakın o da şah çekecek çıktığında B2 ama ben şah çekerek çıkıyorum ve kazanıyorum. Peki burada şah E3 oynarsa yine B3 arkadaşlar. Şah D2'ye şah A3. Şah A2 geleceğim şah çevire. Şu an B2 istiyorum. Yani bu B5 hamlesi kazanıyordu. Ama tabii rakip direkt bunu oynayınca daha rahat oldu. Şimdi burada artık sürüyoruz. Köşeye ters olmadığı için köşe ters değil. Ters olsa bile bu konuda artık kayıp. Güzel bir maç oldu arkadaşlar. Sizler için artık pratikleri bu şekilde çekeceğim. Canlı yayınlarda da ben maç yapacağım arkadaşlar 3 artı 2. Bu akşam canlı yayın olmayabilir, emin değilim. Yaparsam takipte kalın, Twitch veya YouTube bildirimleri açın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi hatırlayın lütfen. Kendinize iyi bakın.